Nice. Set geldi. Çok iyi. Birincisi yan koridorda Ornn'u darmadağın ediyor. İkincisi full all-in yapmak isteyen alamete daha çok ki Galatasaray'ın erken oyunda altına daha rahat ulaşabildiğini hep altın önde götürdüğünü söyledik. Alamet bunun için en önemli şeylerden, materyallerden bir tanesi zaten. Bu da alamet şeye anlamına gelecek. Ve KTSR'nin üzerine gider mi? Balyoz gibi erken kullandı. Sıçra da atmak zorunda kaldı Nuk. Ya bir de bir baskının başarısını belirleyen şey ölmeden o baskını verebilmek ve skoru alabilmektir ama bir yandan da şöyle bir şey var. Savaş olacak mı? Orada Ornn'un geldiğini gördü. Ornn'un ultisi var. Rames kötü pozisyonda kalabilir Ornn mi? Ornn erken geldi ama Carry ile Chamanagazo desteklerden daha erken gelen de burada Carry oldu. Ormanda yakaladılar rakiplerini. Ocağın çağrısı geliyor. Ocağın çağrısı isabet etmeden ilk skor alındı. Bu arada sette içeri girmiş. Nuk burada Valios gibi kullandı. Deliler gelmiş. Arkadan Miss Fortune da içeride. Harika bir hazır ultisi. KTSR'yi bile alamayacaklar gibi gözüküyor. Chamanagazo da oradan kaçmak zorunda. Saçartom güvenliğe doğru uzaklaştıracak gibi. Ama Aurora Chamanagazo ters tarafa doğru gidiyor. Yolu kapanacak. Buradan çıkışı yok gibi. Zayıflara acıma geliyor ama engellemenin imkanı yok bu skoru. Bu da Rioni'ye gitti. 4-1. Orada bir için ultisi gelmek üzere. Ya burada avantaj orada olabilir. Alamet bitti. Mermi manyağı geliyor şimdi. Nuk canı çok azaldı. Flek oradan çıkacak. Flek de içeriden çıkmayı başarıyor ve Nuk düşecek burada. Ya Galatasaray final maçı stresine kurban mı gidecek? Chamanagazo günlerce korkutuldu Rileş tarafından. Çalı'ya kadar sürükledi. Carry'i de takibi sürdürüyor. Aurora kan kokusu aldı Johnny. Bu arada KTS'nin ultisi gelmek üzere. Kule altı istiyorlar mı? Hayır hayır hayır. Çıktılar. Tek bir hamle her şeyi değiştirebiliyor. Ve o hamle gelecek bakalım. Kule altı denemesi KTSR'ye havaya sıçrattı bu arada. Kitle kontrolünü müthiş zincirledi. KTSR'ye zayıflara acıma da isabet etmiyor. Hem Ejder aldı burada Aurora hem üst koridor şampiyonunu kurtardı. Bir başka tarafsız canavarı kendi hanelerine kattılar. Tek bir alamet almayı başarmıştı hatırlayacaksınız Galatasaray. Aynen öyle. Ve Aurora için 30 saniye sonra aslında haritanın alt tarafına gidiş Ejder'i orta, daha doğrusu alameti orta tarafa bırakıp Ejder üzerine baskı kurmak için bir fırsat var. İki yüklü daha ruhunu alması demek gerçekten Galatasaray'ın final hayallerine. Sonra gidiyor bedavadan Ejder'i. Dolayısıyla ruhu alıyor. Galatasaray'ın buna müsaade etmemesi lazım. Eğer finale kalmak istiyorlarsa ama Nuk'un da hayatta kalması lazım bunun için. Ocağın çağrısı geldi. Rüptan tüy fırtınasını da çektiler. Delilerden güzel ülke ama Rüp'ün tüyleri bayağı bir orada dikkat dağıttı. İlk düşen isim orada. Destek oluyor, Delil oluyor ama geri kalan skorları alabilecekler mi? Nuk bu arada yeterince uzağa götüremedi ama Balyoz gibi güzel geliyor. KTSR'e dön, saplarda kaldı bir anda. Arkaya doğru play'e girdi Leona ama yeterli hasar yok. Burada en azından Chamanagazo bir skor daha çıkartacak mı? Mermi manyağı. Flek çıkışta askerleri bırakmak istiyor. Sıçra geldi bu arada. Arkadan çekti rakibini ve Nuk oradan rakibini çıkarttı. 4 skor birden Galatasaray'ın. Ulti geliyor ve Rüyup'un orada o tüyleri çekmesi arkada Delen'in tek başına kalmasını sağladı. Belki burada Rüyup düşecek ama diğer tarafta Rioni. Bu arada Johnny, özür dilerim. Ocağın çağrısı yok ki işler daha zor. İtirmeye devam ediyor bu arada. Zayıflara acımalar gelmeye devam ediyor. Ejder'i bir onlar kendi tarafına çekiyor, bir onlar kendi tarafına çekiyor. Tüyler. Tüyler birikmeye devam ediyor dediğim gibi. Rileçiye girdi. 2800 can. Bu arada ulti geldi setten arkaya. Ejder kimde kaldı? Zayıflara kaldı. Yalnız geri kalan takım savaşında Rames hemen düşüyor. Nukta aynı şekilde. Aurora bu takım savaşını kazanacak mı? Müthiş ulti. Çıkarttı ama çok güzel bir kronometre. Flek orada Rüp'e düşmedi. Kimse düşmedi Aurora'dan. Maç mı bitiyor? Yarım saat sürdü. Ama Rüp'ün tek başına bunu tutma ihtimali var mı? Çok zor gözüküyor. Barona mı gidecek burada Aurora? Risk alacaklar mı acaba? Bir savaş hakkı daha olacak. Galatasaray'ın burada çok zor bir savaştı. Zayat'ta kaldı. Tüyler'de kaldı. Daha Ejder'i ikinci ülkeye aldılar. Baron'u bırakmak pahasına. Seviyesine doğru yaklaştı. Şimdi Nuk gelecek içeri. Delil'i yakalayabildi sadece. Şimdi ultiyi de kullandı ama Delil nispeten tank bir hedef. Ve kendi ultisini kullanıyor şu anda arkadan gelen ışınlarını engellemek için. Tüyleri biriktiriyor orada Zaya ama Nuk'u feda edecekler gibi gözüküyor. Nuk'un sıçrası olmadığını hatırlatalım. Ekran'ın ultisi. Nuk'un sonu oluyor ve KTSR 4 kişinin arasından göbeğini sallaya sallaya çıkıyor. Gelecek mi o ışınlan? Set bekliyor. Azir Kulesi birazcık bozdu işleri. Set bekliyor evet, dediğin gibi Azir Kulesi. Geldi geldi. O ışınlan gelecek arkadaki o toteme. Kimi alacak? Kimi diğerlerinin kafasına atacak? Galatasaray'ın diğer üyeleri ama yaklaşmakta çok zorlanıyor.
Ve şimdi geri dönüş animasyonları başladı. Çok akıllıca, çok farkındalar. Farkındalar. Aurora sihirbaz gibi uzaklaştı oradan. Houdini gibi çıktılar. Beşi birden aynı anda başlattılar geri dönüşleri. Arkadan Galatasaray yaklaşıyor. Rames bu arada çalının içerisinde yalnız. Ocağın çağrısı geldi. Rüp'ün ultisi kullanılmadı. Delle'nin ultisi yalnız Rüp'e isabet etmedi. Nuk inanılmaz bir hasar alıyor. Delle'yi düşürdüler ama karşılığında Çaman'a gazla da gitti. Galatasaray taşıyıcıları bir bir gidiyor. Arkada giden üçüncü isim. Son iki kişi kaldı. Rüp'ün tüy fırtınası buraya kadar beklemiş. Ama Rüp'ün tüy fırtınası herhangi bir şey anlamına gelmeyecek. Bitiriyorlar, bitiriyorlar. Müthiş bir seri. Muazzam bir maç. Beşinci maç Aurora Akademi 35. dakikada. Katliam yapıyor ve sadece destek oyuncusunu kaybediyor. Finalin adı Aurora Akademi Galacticos Akademi oluyor. Helal olsun çocuklar. Yani her iki takıma da tebrikler. Muazzam bir mücadele izlettiler bize. Hakikaten son dönemlerde bu kadar çekişmeli bir seri izleyeceğim aklımın ucundan geçmezdi ama yani her iki takımın da oyuncuların ellerine sağlık.